Özel röportaj bölümümüzde özel bir konuğumuz var. Adana Demir Spor Teknik Direktörü Ümit Özat'la birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Bizi kırmadınız. İyiyiz. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Zaten ilk etapı Antalya'da, Adana'da bitirmiştik. İkinci etap burada başlayalı bir hafta 10 gün oldu yaklaşık. Şu anda şükürler olsun kazası belasız gidiyor. Ayın 3'üne kadar nasipse buradayız. 3'ünden sonra artık maç haftasına gireceğimiz için tekrar Adana'da nasipse çalışmalara devam edeceğiz. Geçtiğimiz seneyle başlayalım isterseniz bir de hocam. Nasıldı geçtiğimiz sene sizin adınıza? Belki de başarıyla taçlandıracaktınız ama istediğiniz sonucu alamadınız. Şöyle yaklaşık 9 mu 10 mu tam bilmiyorum da 10. aldığınız bir takımla finalden dönmek herhalde başarısızlık değildir. Bu bir gerçek. Kendi kurmadığımız bir takım olmasına rağmen, bana göre geçen sene ve yönetimin de ilk senesi olmasına rağmen bana göre başarılı bir sezon geçti. Çünkü geçen sene çok zor şartlarda başlandı. 3 oyuncuyla başlandı. Bu anlamda Hakan Hoca da zorluk çekti. Sonra Yılmaz Hoca geldi. Onda mutlaka yaşadığı zorluklar olmuştur. En sonunda da biz geldik. Yaklaşık 2 puan ortalaması oynadık ki bu 34 maçta 68 puan eder. Geçen sene Karabük'ten herkesin 6'şar puan aldığını düşünürseniz baremin biraz daha yükseldiğini, barajın biraz daha yükseldiğini tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla buna rağmen İstanbul Spor'a verilen bir 5 puanı kaybettiğimiz yani. Giresun'a kaybettiğimiz 5 puan ve nitekim ligden düşen Elazığ'a kaybetmiş olduğumuz bir 3 puan. 13 puanı koyduğunuz zaman bu takım direkt çıkardı. Biraz da böyle bakmak lazım. İskeleti koruduk. İyi takviyeler yaptık. Şu anda %95'e yakın bir yani oluşmuş bir kadro, bu kadromuz var. Bir iskelet kadromuz var. Nokta atış yaptığımızı düşünüyorum. Gerek Tevfik'le, gerek Anthony'yle, gerek Emrullah gibi tecrübeli bir oyuncuyla, bu ligde 4-5 tane şampiyonluk yaşamış bir kaleciyle. İyi oyuncular aldık. Koseski sakatlığından kurtuldu. O aramıza döndü. Bu sene inşallah camiamıza daha iyi bir Adana Demir Spor'u izlettirmek istiyoruz. Burada Murat Sancak başkanımız var. Bir abi kardeş ilişkimiz olduğu kadar yeri geldiği zaman da bir hoca başkan ilişkimiz var. Ben onu her zaman söylüyorum. Yani Hızır gibi her derdimize yetişen bir insan. Sadece bizim değil. Tabii zaman zaman tartışmalarımız oluyor, fikir ayrılıklarımız oluyor ama inanın bana bugün burada da olsam, yarın da olsam hiç bunun farklı bir şeyini söyleyecek değilim yani. Bunun için büyük konuşmuyorum ama hakikaten Hızır gibi her derdimize yetişen bir insan. İnşallah ilk yöneticiliğinde playoff oynadı. İnşallah ikinci senesinde o da bizlerle beraber, biz de onunla beraber bu şampiyonluğu yaşamak inşallah Rabbim nasip eder bize. Hocam playoff'a kalınca da lig devam ederken sözleşmeniz uzatıldı. Ona da değinelim isterseniz. Orada başkan beni kırmadı. Bir gerçeği ifade etmek lazım. Çünkü Giresun maçı sonrası bir çöküş gibi böyle bir karamsarlık vardı. Başkan orada bütün camianın ayakta olduğunu, playoff'a kalsak da kalmasak da önümüzdeki senenin planlanmasını yapacağımızı gösteren bir duruş sergiledi. Hem teknik adamına sahip çıkmak, hem takıma, hem camiaya ayak kaldırmak adına. Ki bu her ne kadar burada da 11 maçlık yenilmezlik serisi elde etmiş olsanız da son maçta biliyorsunuz çıktık. Herkesin kötü sonuçlar sonrasında alacağı bir karar değildi. Dolayısıyla Giresun maçından sonra herkes ümidini yitirmişken, hatta Erdal'ın Gençler Birliği maçından sonra bir söylemi vardı. Hocanın dışında inanan yoktu, 12-13 oyuncu bavulla gelmişti Ankara'ya diye söylemişti. Evet hocam, hatırlıyorum. Sağ olsun. Para versen böyle bir şey söyletemezsin oyuncuya. Beraberdik o maçta da hocam. Dolayısıyla başkanın bu duruşu, bu tavrı bir teknik adamı mutlu ediyor. Camianın liderinin başında olduğunu gösteriyor. Bana göre playoff'a kalarak da o hamlenin semeresini aldık. Takımdaki uyum nasıl peki hocam? Şu an nasıl gidiyor yani takım İyi. Içindeki? Şöyle, dediğim gibi artık geçen seneden birbirini tanıyan bir iskelet kadro vardı. Kişilik olarak da birbirlerini tanıyorlar. Artık oyuncu olarak da birbirlerini tanıyorlar. Çünkü kadro da bozulmadı yani. Bozulmadı. Belki aramızdan ayrıldı. Kiralıktı. İçeride dışarıda oyuncuların birbirini tanıması, ne istediğini bilmesi çok önemli.
Bence bunun avantajını bu sene yaşayacağız. Hocam birçok oyuncu da ayrıldı kamptan. O süreci de dinleyebilir miyiz? Çünkü Çağlar, Batuhan, Emre gibi isimlerle hani şu an devam etmiyorsunuz anladığım kadarıyla ama sizden dinleyebilir miyiz o süreç? Ya şimdi nasıldı? Biz burada yabancı oyuncularla mecburen ayrılmak zorundaydık. 16 yabancı vardı. Bu ligde 5 artı 5 kadroda barındırmak zorundasınız yanılmıyorsam. Dolayısıyla onlarla bu ayrılığı yaşamak zorundaydık. Yerli oyunculara gelince böyle bir tasarrufta bulunduk. Bu oyuncular yine bizim için değerli oyuncular. Burada olmaz başka yer olur. Burada olmaz başka yerde oluruz. Bilemezsiniz. Yine yarın bir gün başka yerlerde olabiliriz. Futbol bu. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Hep söylüyorum. Mourinho Lukaku'yu Chelsea'den gönderdi. Aynı Lukaku'yu 80 milyon euroya Manchester United'e aldırdı. Böyle bir şey Türkiye'de yaşansa derler ki niye buradan gönderdi, niye orada aldırdı. Oyuncuların bambaşka yerlere çekilir. Ama oyuncuların gelişimleri çok önemli. Oyuncu da gelişim gösterir. Tekrar aramıza döner. Gelişim gösterir, daha iyi yerlere gider. Aslında her son bir başlangıç olduğu gibi bunu değerlendirmeleri lazım. Yani benim de futbolculuk döneminde yaşadığım şeylerdi bunlar. Bu bir kadro dışı bırakma değil. Çünkü bu oyuncular evet değerli oyuncular. Teklif gelirse mutlaka gidip gittikleri yerde oynayacaklar. Ama gelmezse de elimizin tersiyle kenar atacak halimiz yok. Çünkü şöyle bir şey var. Musluk hep atmayacak. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Yani her oyuncuyu gönder, her oyuncuyu gönder. Ama bazen yapılanma için, bazen dengeleri sağlamak için böyle kararlar alabiliyorsunuz. Geçen sene Adil'i kadrosu bıraktığımızda 1,5 ay alt yapıda çalıştı. Döndü geldi takımın en iyi oyuncusu oldu. Bazen bunlar gerekli olabiliyor futbolda. Çağlar da gündemdeydi çünkü kaleciniz büyük takımlarla da anılıyordu hocam. Böyle bir şey keskin karar gibi geldi ama onunla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? Yani çalışırsa şöyle, tabii ki de dediğiniz gibi ama. Bu düşüncemiz açıkçası vardı. Çünkü çok gündeme geldi biliyorsunuz hocam. Tabii ben hani kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Mutlaka isteyenler olacaktır. Bunu aslında kendisine de menajerine de sezon başı ifade ettik. Ama ya burada mukavele şartları iyi bilmiyorum. Başka yerde daha düşük olabilir. Tam bilmiyorum ama dediğim gibi Çağlar kendini ispat etmiş bir kaleci. Umarım onun için de bir an önce, onun için de Batu için de Emre için de diğerler için de hayırlısı olur. İnşallah bir an önce onlarla oynayacakları yere giderler. Ha dediğim gibi gitmezlerse de Adana'da çalışmalarını sürdürüyorlar. En iyi şekilde kimseyi sahipsiz bırakacak durumumuz yok. Hepsi bizim oyuncumuz, hepsi bizim kardeşimiz. Bu işte ödül olduğu kadar ceza da var. Ceza olduğu kadar ödül de var. Çalışırlar, tekrar aramıza dönerler. Yani bizim kimseyle birebir bir husumetimiz, bir alıp veremediğimiz yok. Ne karar alıyorsak takımın selameti için alıyoruz. Çünkü iş bir antrenör bindiği dalı kesmez. Tabii. Kesinlikle hocam. Peki transfer süreci nasıl ilerliyor? Hangi bölgeleri düşünüyorsunuz? Çünkü kaleci ve forvet arayışınız var sanırım hocam ama başka bölgelerde var mı? Yani şu an için çok elzem bir şeyimiz kalmadı. Yani bir arayışımız kalmadı ama çok ekstra bir oyuncu düşer. Kulübe yük olmaz. Otururuz, başkanla istişare ederiz, konuşuruz. Kafamıza yatarsa alırız. Biliyorsun bu kamp dönemleri, kamp sonları çok önemli. Gerek Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Süper Lig'den ekstra oyuncular çıkabiliyor. Böyle oyun çıkabilirsek, imkanlarımıza uyarsa, bize külfet olmayacaksa, kafamıza da uyuyorsa da herhangi bir... Mayer ismi vardı çünkü santraforda da hocam. Birçok isim var. Yani direkt bir isim vermek doğru olmaz ama dediğim gibi ekstra oyuncular çıkarsa eğer orada da başkanla da antak kalabilirsek çünkü neticede parayı veren insan kulübün mali durumu önemli. O da bakacak bütçe nedir ona göre değerlendiririz. Teknik olarak da uyuyorsa birini alabiliriz ama illa şu anda şu kadrodan sonra illa şu olsun şu olsun şu olsun diyeceğimiz biri yok. Sadece bize çok katkıda bulunacağına inandığımız Erkan, Mustafa Yılmaz, Mehmet Kağan, Barış gibi genç oyuncularımız var. Olursa bunları bir sene bir alt lige verip
oynatabiliriz. Olmasa da zaten bizde mutlaka şans bulacaklardır ama bir sene o 30 maç oynayacakları bir yere gitmeleri, buraya dönüşleri açısından, seneye döndükleri zaman daha güçlü olmaları açısından önemli. Yabancı sayısına da değinelim mi hocam? Oldukça olur. Yabancı vardı çünkü. Hı. Sizin hani genel Türkiye ile ilgili, takımla ilgili de düşünceniz nedir peki yabancı sayısı? Yani ben bunu hep ifade ettim. Şimdi oyuncunun yerlisi yabancısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Hocanın da öyledir. Yerlisi yabancısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur ama malum ekonomik yapıda Türk futbolunun bir kulüp, iki kulüp, üç kulüp olarak değil, bir bütün olarak yapılanmaya gitmesi lazım. Bu yapılanma nasıl olur? Bana göre yabancı sayısından başlamalı. Yani önceden bir Türk futbolcusunun öyle 300-400 bin eurolara dışarı gideceğine inanmıyordum. Şimdi baktığınız zaman Anadolu takımında oynayan bir oyuncu için söylüyorum ya da Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncunun 700-800 bin eurolara dışarı gitmesi mümkün değildi. Çünkü burada 3-3,5 milyon eurolar oynuyorlar. Bu paralar Avrupa'da 7 milyon euro nete gelir. Dolayısıyla şey büyüdü. Makas da açılıyor. Bana göre yabancı kısıtlamasının bizim gibi ülkeler için sayı olarak değil, yaş olarak sınırlanması lazım. Yani bir takım alternatifler yaratabilirsiniz. Yani bir dönem Galatasaray 11 yabancıyla çıktı ama şampiyon oldu. Bir dönem Arsenal 11 yabancıyla çıktı ama şampiyon oldu. Altın Ordu 11 yerliyle çıkıyor, bana göre çok başarılı. Ama yaş ve millilik sayısı gibi bir takım kriterler konulabilir. Ama burada da şöyle sıkıntılar çıkıyor. Şimdi milli takımının son 2 senesinde %75 oynamış oyuncu sana niye gelsin? Brezilya milli takımının son 2 senesinde %75 oynamış oyuncu. Fransa milli takımının son 2 senesinde %75 oynamış oyuncu. Alman milli takımının son 2 senesinde %75 oynamış oyuncu. İtalya dururken, İspanya dururken, Almanya dururken, Premier Lig dururken, Fransa dururken sana niye gelsin? Önce taraftarların bunu bilmesi lazım. Ama biz oyuncu alırken öyle bir anlatıyoruz ki. Ya zaten ülke olarak sana onun elemiş, eleğini asmış oyuncu geliyor. Dolayısıyla bana göre bu kriterlere dikkat edilmesi lazım. Çünkü Ben Sport hakikaten iyi bütçe veriyor kulüplere. Doğru kullanılırsa bu kaynak artar bile. Araştırıcı olmak lazım. Scout sisteminin iyi olması lazım. Yani bunun gibi birçok sebepler ve çözümcül şeyleri koyabilirsiniz ortaya. Dolayısıyla problemleri yok edebilirsiniz. Ama bu bir kişinin, iki kişinin, bir hocanın, iki hocanın kararıyla alınacak bir şey değil. Şimdi bu ülkede ne derseniz deyin, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yanal gibi gibi kimler sayarsan say. Toplayın 10 tane 15 tane elit hocayı. Alın fikirlerini alın. Bu sadece iş adamlarının vereceği bir karar değil. Futboldan gelen, futbolun içinden gelen insanların fikirlerini dinleyin. Bakın bana göre VAR sistemi. Yıllar önce ben teniste challenge sistemi var, futbola gelmesi lazım derken gülüyorlardı. Şimdi sen burada bir golle ligde kalıyorsun veyahut da küme düşüyorsun. Şampiyon oluyorsun. Bunun gelmesi lazım. Birinci ligde de uygulanmalı mı hocam? %100 uygulanmalı. Yani VAR sisteminin bir yerde varsa her yerde nedir? 200 bin euro mu? 100 bin euro mu maliyeti? Keseceksin, yapacaksın abi. Sanki her 200 bin euro aldığın oyuncu Maradona mı çıkıyor? 200 bin euro bir oyuncu eksik al. Ama orada da uygulansın ki adalet yerini bulsun. Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Altyapılar da önemli yani aynı şekilde hocam. Çünkü bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin gündeminde olan Mert Çetin'i siz A takıma çıkarmıştınız. Doğru mu hatırlıyorum hocam? Benden önce A takıma çıkmıştı. Ben o dönem az şans verdim. Geçen sene PTT'ye düşmesi sebebiyle oynadı. Sadece onun için değil. Hepimizin, her o antrenörün çıkarttığı oyuncular vardı. Aynı şekilde Berat da vardı çünkü. Berat da yani vazgeçilmez isimlerden oldu. Kişilere takılmamak lazım. Ben mesela Rahmetullah'a Süper Lig'de daha çok şans verdim. PTT'de şans bulamadım. Gibi gibi. Yani oyuncular çok gelir gider. Ama altyapılar. Mesela biz altyapıda önemli bir hamle yapıyoruz şu anda. Altyapıya iyi de bir ekip kuruldu. Orada da bir hocamız var, sağ olsun, iyi bir planlama yapıyor. Zaten temelden iyi başlarsan, sağlam olursa zemin, yıkılmazsın. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışmak lazım ama maalesef Türkiye'de hem yetiştir hem yarış istiyorlar.
Bunlar da kolay değil. Ama ben 2-3 sene içerisinde Adana Demirspor'un gerek altyapısıyla gerek üst yapısıyla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hocam beğendiğiniz teknik adamlar var mı peki? Şimdi siz az önce teknik adamları sayarken Şimdi aklıma geldi. birçoğu Örnek hocalarımı yaptı. aldınız. Ya örnek almak demeyelim ama ben hep her zaman şunu ifade ediyorum. Bir defa yerli teknik adamlar içerisinde Fatih Hoca'yı bir ayıralım. Hocaların hocası. Onu bir geç. Tabii geç onu bir ayır. O hepimizin bu işin piri odur yani. Bugün bu kadar Türk teknik adama güveniliyorsa da bunun sebebi Fatih Terim'dir. Bunu bir önce herkes kabul edecek. Öyle 7 şampiyonluk, 8 şampiyonluk, UEFA Kupası, senin gidip maç izleyemediğin statlarda teknik adamlık yapmak, Fiorentina, Milan, bunlar öyle herkese nasip olacak şeyler değil. Önce bir takdir edeceksin. Sonra da hocanın bu hale gelmesine vesile olan tabii ki Galatasaray'ı takdir edeceksin. Çünkü hoca erkil çalışıyorlar. Hani ataerkil derler ya, yani veriyor, sonuç bekliyor. Bu önemli bir şey. Niye son yıllarda onlar daha başarılı? Baktığınız zaman. Bunu Fenerbahçe'ye bir Daum döneminde yaptı. Sonra tekrar yönetim, yani başkan erkil gibi diyelim, yani aktif diğer kulüpler Galatasaray'a nazaran böyle çalışmaya başladılar ve dolayısıyla baktığın zaman yetkiyi veren sonucunu alıyor. Ne yaptı? Geldi 4 sene üstü şampiyon, geldi 2 sene üstü şampiyon, geldi bir daha 2 sene üstü şampiyon. UEFA kupasıydı, oydu, buydu. Yani onun için Fatih Hoca'yı bir tarafa koymak lazım. Şimdi başarı da şu var. Şimdi birçok isim sayabilirsin. Hangi imkanlarla başarı olmuş? Taraftarlı kulüpte çalışmış mı? Medya önünde çalışmış mı? Biri 10 lira bütçeyle çalışmışsa biri 100 lira bütçeyle çalışmış. Hangi şartlarda çalışmış? Başarıda da buna bakmak lazım. Yani bu da önemli bir şey. Ama Türkiye'de neye bakıyorlar? Hoca ekranın karşısına geçtiği zaman diksiyonu nasıl? Anlatıyor tabii, işte rakibimiz şurada zayıftı, rakibimiz burada zayıftı. 50 pas yapmışız, merkez orta sahada böyle olmuş. Rakibimiz stoperleri zayıftı. Ya bunu sen oyuncularına anlat, yorumculara anlatma. Ama maalesef yorumcular da böyle adamları seviyorlar. Bu bir gerçek. Yani şimdi ben kalkıp da maç sonunda şunu niye anlatayım? 1500 pas yapmışız, 30 şut atmışız, 20 korner atmışız, top şu kadar ayağımızda kalmış. Ya bu antrenörün anlatacağı bir şey. Bunu anlatacaksan oyuncunu anlat, televizyonda anlatma. Yaptın, ne yaptın, ne oldu? Rakip bir tane vurdu, 30'dan gol yedin, yenildin. Bahane mi yani? Yani bunu yapan hocalar var mı? yok mu? E şimdi Premier Lig'de çıkıyorsun. Adam yorum yapıyor. İyi oynadık, kötü oynadık. Rakibi tebrik ederim. Premier Lig'de Pochettino bunu konuşuyor. Guardiola bunu konuşuyor. Bizdekiler merkez orta saha oyuncusu, merkez savunma oyuncusu, işte pivot santrı, bir de pivot çıktı meşhur. Yani pivot baskette olur, futbolda olmaz yani. İşte futbolu terimlerle geliştiremezsin. Yani kelimelerle geliştiremezsin. Kulübeye bench diyorlar. Niye kulübe kulübe yani, futbolda yeni terimler mi getiriyorsun? Oldu, kaleye de pota diyeyim bari. Ama bunlar insanların hoşuna gidiyor. Hangi teknik adam yapıyor Sen de, hocam bunu? herkes kendini bilir. Sen de söylediğin için bunları milletin hoşuna gitmiyor. Nedir yani şimdi? Pivot santrafor. Ne Tamer Uyguç'u mu alacağız yani, basketçi, pivot santrafor? İşte bench'imizde şu kadar, ne bench'i ya? Yılların kulübesi bench mi oldu? Rebound futbolda olur, işte baskette olur ya, futbolda olmaz. Dönen top de. Dönen top demenle rebound demen arasında, senin antrenörlüğün arasında bir fark olmayacak, merak etme. Sağdaki futbol diyorsunuz yani. Ya bu kadar Önemli basit. olan. Futbol iyi futbolcuyla oynanır. Futbol iyi futbolcuyla oynanır. Ve bu bir dönem. Bir dönem biz başarılı oluruz. Bir dönem öbürü başarılı olur. Bir dönem biz televizyonda oluruz, oradaki sahada olur. Bir dönem biz sahada oluruz, o televizyonda olur. Gibi gibi, bu böyle yani. Bu iş atla deve değil esasında. Adalet dağıt iter. Kesinlikle hocam, katılıyorum size. Fenerbahçe'ye de değindiniz, o arada ona da bahsetmeden geçmeyelim. Fenerbahçe ile ilgili de, Fenerbahçe'de yeni bir oluşum da var. Siz çünkü Fenerbahçe adına önemli bir değersiniz. Bu sene başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Süper Lig'de neler başaracaktır? Kaptan Vallahi Emre şimdi evet. Belezoğlu da
bak geri şimdi televizyonda olsam çok rahat bu konularla ilgili yorum yapabilirim. Ama ben şu anda Adana Demirspor'un teknik direktörüyüm. Her ne kadar beni ben yapan bir camia da olsa Fenerbahçe için oyunculuğunda, orayla ilgili konuşmak çok doğru bir şey değil. Başarılı olur olmaz. Ben Adana Demirspor'un hocasıyım. Beni ilgilendirmez yani şu anda. Onun için yanlış anlaşılır. Yani adama derler ki önüne bak, işine bak derler. Ha, yorumcu olursunuz yarın bir gün çıkarsınız. Aklınıza geleni söylersiniz müsbet menfi. Ama bir takımda çalışıyorken bunları söylemek doğru değil. Peki o zaman şöyle sorayım. Başka bir soru. Galatasaray geçtiğimiz sene şampiyon oldu. Geçtiğimiz seneki yarışı siz nasıl değerlendirdiniz peki vallahi bir teknik adam olarak? Vallahi geçtiğimiz seneki yarışı bilmem de Fatih Hoca varken çok kolay önlerine geçeceklerini düşünmüyorum yani. Şimdi 1,5 sene bitti. Üstüne alınan oyunculara baktığın zaman şimdi 3 tane sağ beki var. Şener'i var, Mariano'su var, Lines'i var. Sol beke dön öyle, stoper dön, alternatifli bir kadro kuruyor. Bu ligi iyi bilen birisi. Yani şu anda herkesin 1-3-4 adam önünde olduğu bir gerçek. Sizin hedefiniz ne peki? Öyle sorayım bir de. Benim hedefim, şu andaki hedefim Adana Demirspor'la Süper Lig'e çıkmak. Çok net söylüyorum. Şu anda bunun dışında hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sonrası zaman. Kul kurar Allah gülermiş. Elbette ki hedeflerimiz, hayallerimiz var. Ama o hayaller, hedefler önce çalıştığınız yerle başarılı olmaktan geçiyor. İlk önceki hedefim bu diyorsunuz yani. Aynen. Hocam. Bir de maçlardan bahsettik şimdi, hedef. Çok güzel sohbet oluyor hocam. Toteminiz var mı? Ben çünkü sanki var gibi hissediyorum. Var tabii canım. Totem yüzünden kötü olduğum insanlar bile var. Beni kötü bilenler bile var. Çünkü yani, suları sanki maçlarda ben sizi biraz izliyorum. Koyduğunuz yerlerde. Tam köşeye koyarım. Değil mi? Köşeye dikkat ediyorum. Var yani maçtan önce var totemlerim. Biz bile mesela maçlara geldiğimizde muhabir olarak onlara bile dikkat ediyorsunuz hocam. Şöyle maçtan önce annemle babamla çocuklarla konuşmadan çıkmam maça. Dediğim gibi suyla ilgili işte yakalamışım. Yakalamışsın. Başkaları da var da başka totemler de var. Mesela biri geldi maçtan önce başarı diledi. Kazanırsak her maçtan önce gelmesi lazım. Kaybedersek görülmemesi lazım. Asla gözüküyorsun. Futbolcuyken de böyle miydi hocam? Çok. Futbolcuyken serunumaya çıkarken koridorlarda dokunmayı unuttuğum yerler vardı. Dönüp oraya yani dokunup geldiğim zamanlar olmuştur. Süpermiş hocam. Peki son olarak da Adana Demirspor taraftarına değinmeden geçmeyelim. Onlar da uzun süredir Süper Lig'e hasret. Bir mesajınız var mı? Çeyrek asır 25 yıl. Evet, sen 25 onlarla yıl. Beraber inşallah sonlandıracağız. Onlar yanımızda olsunlar yeter. Onlardan ricam ilk iki maç seyircisiz. Bir daha bizi böyle yalnız bırakmasınlar. Yani biz içeride onlara güvenerek çift santrafor oynuyoruz. Diyoruz ki bir santrafor da taraftarımız. Şimdi bizi böyle yalnız bırakırlarsa olmaz. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı hocam? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yemek yiyelim, acıktık. Tamam hocam. Hazır kilo vermişken. Hocam bu arada zayıflamışsınız. 7,5 kilo verdim. Zayıflamışsınız. Devamı da inşallah. Ya bir diyetisyene çattık. Abi sabah akşam arar mı? Ben böyle bırak, bir şey görmedim. İzliyorsa bizi şimdi. En son artık bıktım. En son bıktım, tatlıların resimlerini atıyorum. Açık büfedeki. Bunları mı yiyorsun? Yok diyorum yani, resime bakarak kendimi avutuyorum diyorum. Allah razı olsun yani, peşimizde. Allah'tan aynı şey değiliz. Bir de öyle olsa var ya, yürüyor musun? Yürüyoruz antrenmanda daha, ne yapacağız? Nerede yürüyoruz? İlla yürüyüş de yapın. Ya bugün onun ben de hedefi, gördüm antrenmanda. Yürüdüm. Onun hedefi Ağustos 16 ilk maça kadar 115'e düşürmekti. Tabii 129'dan şu anda geldik 121'lere. Tabii. Ama bakalım daha var. Düşersiniz hocam. Adana sıcak. Böyle giderse. Adana'da, kalanı Adana'da atabiliriz. Yok belki. Bu sefer size ama istekli arzulu gördüm hocam. Diyetisyeniniz de bayağı sevdi. 100 kiloya düşeceğim. İnşallah. 100 kiloyken de güzel bir röportaj yaparız hocam. İnşallah. Ya biz de sesini giyelim, alalım. Biz de giyelim takım elbise ya. Yakışır hocam. Biz de giyelim değil mi? Yakışır. Babamız terzi takım elbise giyemiyoruz. Nasıl olacak bu? İnşallah hocam, görürüz takım elbiseyi de güzel bir İnşallah. Röportaj yaparız. Teşekkür ediyoruz size tekrar. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'la birlikte çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi her zaman olduğu gibi samimiyetiyle sorularımızı yanıtladı. Özel röportajımızı burada noktalıyoruz.